Gençler selam. Ben bu Başkan. Crusader Kings rehber serimizin final videosuna hoş geldiniz diyorum. Malum diplomasi, savaş, entrika ve diğer bütün detayları bundan önceki 4 bölümde anlattım. Artık ufak ufak rehber serisini finalle sonlandırıp yeni serilere geçiş yapma niyetindeyim. Şunu diyebilirsiniz. Ya başkanım ne güzel işte İrlanda'yı büyüttün. Hadi buradan sonra da normal seri olsun. Britanya'yı kur. Gençler yani bizim Britanya'yı kurmamız Rahat bir 4-5 bölüm olur. Ben kurmasına kurarım. Benim için sıkıntı değil ama 10 bölümlük bir rehber serisi gibi gözükür dışarıdan. Takdir edersiniz ki hiç kanalayı görmemiş, ilk defa gelen, rehber izlemek isteyen biri 10 bölümlük, her birisi 30 dakikalık bölümlerde oluşan bir rehber hiç kimse izlemez. Eğer bir rehber çekiyorsak rehber formatını ilerlemeliyiz diye düşünerekten dedim burada ben durayım biz başka ülkelerle oynarız. Peki bu bölümde ne yapacağız? Açıkçası çocuklar oyun çıktığından beri gerek Twitch gerek Discord gerekse YouTube yorum sekmesinden çok fazla böyle farklı farklı sorularla karşılaştım. Hoş ben bu soruların %90'ını 95'ini çektiğim rehberin içerisinde yanıtladım. Ancak atladıklarım veyahut da bilerek değinmediklerim olabilir. Bunun yanında sizin kendi oyunlarınızı özel oyununuza, oyunlarınızın içerisinde karşılaştığınız bazı problemleri de gördüm. Ve genel geçer sorularla da karşılaştım. Bu bölümü onlara ayıracağım. Yani CK3'te yeni tanışan birinin karşılaşabileceği problemler ve muhtemel sorabileceği sorular. Böyle bir 5-10 tane soru derledim. Bunları cevaplayacağız. Hepinizi ilgilendiren genel geçer soru olduğunu düşünüyorum. O yüzden dikkatlice takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Ayrıca bakın Discord ve Discord'da 1500 kişiye geçtik. Sürekli olarak da Twitch yayını yapıyoruz. Oyun hediyeleri veriyoruz. Kaçırıyorsunuz. Video açıklaması ve başa tutulmuş yorum da var. Ayrıca abone ol tuşuna basın da bir abone olun. Şurada bir yerlerde olması lazım. Sağım ya da solum oluyor. tam olarak şu anda sorular olduğu için göremiyorum çekim programını. Abone olmayı da unutmayın gençler. Evet. Ben başlıyorum. Şimdi en çok gördüğüm soruyla başlayacağım. Yani bana özellikle Twitch yorum sekmesinde en çok gördüğüm soru. Crusader Kings 3'te en güçlü ülke hangisidir? Hangi ülkeyle, hangi ülkeyle oynayabil oynamalıyım? Gençler bu soru bir kere temelinden yanlış. Çünkü CK3'te güçlü ülke diye bir kavram yok. Güçlü lider diye bir kavram var. Yani örnek veriyorum mesela bakın Selçuklu şahı olmuş. Kutsal Roma İmparatorluğu devasaydı küçülmüş. Siz oynarken de bunlar olabilir. Neden peki böyle güçlü ülke güçlü lider? Diyelim ki siz Selçuklu olarak oynuyorsunuz. Bunun Selçuklu olduğunu Selçuklu olarak düşünelim. Selçuklu olarak oynuyorsunuz. İşte Sultan Alparslan var. Anadolu'yu falan alıyorsunuz. Çok güzel. Ordunuzun sayısı da yüksek. Lakin oğlunuza bir geçer. Bir anda ordunuz yarı yarıya düşer. Vasallarınız isyan eder. Bir de üzerine haç seferi falan filan devlet elden gitti. Keza bu durum Bizans kendi başınıza gelebilir. Kutsal Roma, Roma İmparatorluğu kendi başınıza gelebilir. Bu oyunda güçlü ülke kavramı ya tabii ki de var evet. Haritada bir tık daha büyük olan ya da nispeten asker sayısı fazla olan ülkelere evet güçlü ülke diyebiliriz ama ben bu tanımlamayı yanlış buluyorum. Güçlü ülke yoktur, güçlü lider vardır. Ayrıca şiddetle size öneriyorum gidip de bu oyunda Ha tamam ben bunu öğrendim çok güzel. Hadi gideyim hemen Kutsal Roma'nın kralı olayım. Ne bileyim Bizans'ı yöneteyim, Selçuklu yapayım. Yapmayın. Yapmayın. Yönetemezsiniz. Çünkü o, o, devleti, o imparatorluğu siz kurmadınız. Düklüklerini bilmezsiniz, beyliklerini bilmezsiniz, dinamiğini bilmiyorsunuz. Sizin kurmadığınız bir devlet olduğu için hangi devlet olursa olsun elde tutmanız çok zor olur. Kaldı ki sürekli olarak isyan eden, saçma sapan şeyler yapan vasallarla uğraşmaktan keyif alamazsınız. Bunun yerine gidin kont olarak oynayın. Fransa'dan bir kont olun ya da ben illa doğuda oynamak istiyorum diyorsanız Selçuklu'dan bir bey olun. Ufak ufak işte kont olun, dük olun, kral olun ve imparatorluk kurun. Yani imparatorluk olarak oynamayın demiyorum. Ama kendiniz kurun. Kendiniz o seviyeye gelin. İnanın bana o zaman çok daha güzel oluyor. Ve direkt böyle tak diye buradan bir devlet seçip yönetmekle karşılaştırdığımızda çok da kolay oluyor. Çok daha kolay oluyor. Gereken dükleri, dükleri kontları ayırıyorsun. Bir nevzada rahat bir şekilde devleti yönetiyorsunuz. Aksi param paramparça olur kurduğunuz devletler. Haberiniz olsun benden söylemesi ki görüyorum. Başka Selçuklu'yu aldı parça alındı. Başka o devleti aldı parça evet, alındı. alır. Başlama krallık olarak şey olarak. Oyunun sana bunu iz, oyun sana buna izin veriyor ama bir tık mantığına aykırı. Ülke veya ıı, bölgelerin ya da devletlerin ismini nasıl değiştirebiliriz? Güzel bir soru. Bunu da ara ara görebiliyordum. Mesela diyelim ki biz bu bölgenin ismini değiştirmek istiyorum. Herhangi bir sebepten dolayı. Ben Twitch yayınlarında böyle izleyiciye toprak isteyen var mı diye bir şey yapıyorum. Tıkladığınız zaman bakın burada böyle bir e, mürekkep ve kalem işareti var. Buna bastığınız zaman diyelim ki mesela buna. Başkan diyelim buna. Twitch'te hep böyle isimlendiriyorduk. Hop. ismi değişti. Aynı şekilde mesela buradaki kalenin adı. Eğer burayı ben değiştirirsem kalenin adı da değişir. Devletin adını nereden değiştiriyor derseniz bakın İrlanda krallığı olarak geçiyor. Şöyle geçeyim. Diyeyim ki mesela bir şimdi İskoçya ile birleştirdik ki hadi biraz e, tarihsel gidelim. Şöyle yapalım. İrlanda İskoçya krallığı olduk. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Oynadığımız karakterin hayat süresini nasıl uz uzatabiliriz? Evet bu soruyla da karşılaşıyorum. Discord'ta da gördüm. Ki lazım da bir şey zaten. Ee, i̇lk birinci ya da ikinci videoda bahsetmiştim ama tekrardan üzerinden geçeyim. Karakteriniz artık böyle yaş almaya başladığı zaman 50-55'e geldiği zaman ve bir de özellikle de böyle diyelim ki entrikasını çok kastırdınız. Oldukça da e, vasallarla da arası iyi olan bir karakter olduğunu düşünüyorsunuz. Ya ben bunu biraz daha yaşatayım derdindesiniz. Ki bence o dertte olmalısınız zaten. Böyle bir durumda. Ee, çıkan eventlerde size stres verecek olan seçenekleri seçmeyeceksiniz. Artık belli bir yaş geldikten sonra. Bununla beraber çıkan eventlerde size hastalık yaratabilecek olan seçenekleri de tercih etmeyeceksiniz. Ve eğer karakterinizin şu Marshall skill'i yüksek değilse yani doğuştan, eğitimden veya buradan kastırılmamışsa kralınızı ordunun başına koymayın. Yani Savaşta telef edersiniz adamı. Ya da en kötü yaralanır kolay ölmesine sebep olursunuz. Bir de bunların yanında tabi baktığınız çok yaşlandı ama hala ölmemesini istiyorsunuz. Buradan öğrenimden ilaç odağı şu kısmı yaparsanız. Buradan özellikle işte ellerini yıkan, hepsi takip ol olmak demir gibi kendini tanımak bunları yaparsanız zaten açıklamada burada tek tek yazıyor. Sağlık veriyor. Ben hani bu yöntemi kullanarak bir karakteri 88 yaşına kadar yaşatmıştım. Ki Orta çağ zamanında hani bu zamanlara göre 88 rekor gibi bir şey. Bugünün 120'sine, 130'una denk geliyor herhalde diyebilirim. Bir sonraki soruya geçelim. Hükümdar entrikasız geliştirip zevk alabileceğimiz başka yollar var mı? Evet. Pek çoğunuzun entrikalardan <laughs> zevk aldığını fark ettim. Doğaldır. CK2 entrika üstüne bir oyun zaten yani diğer dinamikler ama entrikanın çok önünde olduğu bir oyun. Lakin gençler, açıkçası entrikasız da bu oyundan keyif alırsınız. Yani çok iyi savaşan bir kral yaratıp kendinize Marshall skillini çocukluktan itibaren. Mesela diyelim ki benim burada bir tane çocuk var. Bu benim varisim. Ben bunu bir çok harika bir şövalye ve çok mükemmel bir komutan olarak yetiştirmek istiyorum diyelim ki. Buradan konseyimden bu elemanın mesela Marshall skilli 20. Ben bu ben buna gidip de e, öğrenci öner deyip kendi çocuğumu verip kendi çocuğumu verip mesela daha baştan ben bu çocuğu çok harika bir savaşçı general olacak olarak yetiştirebilirim. Ve bununla kazanmam çok güç olan savaşları kazanabilirim. Aynı şekilde zenginliğe gidebilirsiniz. Zenginliğe gidip farklı farklı inşaatlar yaparsanız devleti ilerletirsiniz. Yani aslına bakarsanız her oynadığınız lider o esnada neye ihtiyacınız varsa ona göre özelleştirebildiğiniz bir lider oluyor. O yüzden hani evet entrika keyifli doğru. Bunu hani ben de kabul ediyorum. Ancak diğerleri de keyiflidir. Mutlak suretle deneyin diyorum. Hangi ülkeyle oynarsam oynayayım bir süre sonra vasallarla aram kötü oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Muhtemel isyanları savaşmadan nasıl bastırabilirim? Şimdi kimle oynarsam oynayayım bir süre sonra vasallarla aram bozuluyor. Önce bir buna odaklanalım. Bu kaçışınız olmayan bir şey gençler. Yani bundan kaçışınız yok. Memleket büyüdükçe vasallar çoğaldıkça, kontlar, dükler vesaire çoğaldıkça uğraşması zor oluyor. Zaten az önce dedim ya, direkt olarak kafadan büyük devletle başlamayın. Çok büyük sıkıntı çekersiniz de. İşte buydu. Orada daha da zor. Çünkü bir de vasalların ne olduğunu, ne bittiğini de bilmiyorsun. Onlara karşı kozların vesaire dök ama Allah. Im. Peki, ne yapacağız? Başkan sen onu söyle. Tamam. Hani ülkeyi memleketi büyüttük. Dükler bir taraftan faction kuruyor. Kontlar bir taraftan bir şey yapıyor. Bir ee, riskli yöntem var. Hani riskli ama kolay bir de zor ama biraz daha az riskli. Her ikisinden de bahsedeyim. İlk şunu yapabilirsiniz. Mesela benim şu anda yönetimimde kontlar var. Aynı zamanda dükler var. Kontlardan kurtulabilirsiniz. Yani e, kontrolünüz altında tuttuğunuz şu düklük ünvanlarına bir gelelim. Siz kendi tutacağınız toprak miktarını tutarsınız. Geri kalanını komple dükler olarak yaratırsınız. Ve bütün kontları da bu düklere itelersiniz. Bu sefer ne oldu? Artık böyle 20 tane, 30 tane kontla uğraşmak yerine 3 tane, 5 tane dükle uğraşırsınız. Bu nispeten kolay yöntemdir, ama bir riski vardır. Hala hazırda çok fazla güç vermeye başlıyorsunuz kontlara, onları kontrol altına tutmanız gerekiyor. Peki nasıl kontrol altına tutacağız? Sorunun ikinci kısmı, muhtemel isyanları savaşmadan nasıl bastırabilirim? Şimdi mesela bakalım, şuradaki örgütleşmelere baktığımızda, mesela şu iki tane elemanın Özgürlükçü örgütleşme içerisinde olduğunu görüyoruz. Ne yapabiliriz? Aram çok kötü. Bir kere aranı düzelteceksin bu kişilerle. Hediye gönderebilirsin. etkile yapabilirsin. Şu anda bende çıkmadı çünkü zaten çok büyük ihtimalle yapıyorum diye düşünüyorum. Evet şu an zaten yapıyorum çünkü görmüşüm onu yapmaya başlamışım. Kimin güçlü olduğuna bakıp buradan ha bunun bu kadar askeri var, bunun bu kadar askeri var, bunlar bana şu kadar sıkıntı çekerekten aranızı iyi tutacaksınız. Tutamıyor musunuz? bunlara bir entrika çevirip odam olmuyor. Kendinizi entrika odak ağacında geliştirirsiniz. Sırlarını öğrenirsiniz veyahut da onlara karşı bir koz üretirsiniz ve bu kozu ve bu kozu kullanaraktan dersin ki faction'lardan uzak dur yoksa rezilliğini herkes bilir. Yani bir entrika çevirerek de onların bu faction'lara girmesini engelleyebiliyorsunuz. Yani memleketi aldık, büyüttük, iş bitti mi? Hayır. Siz kır, kurdunuz Britanya Krallığı'nı. Tamam okey çok güzel başardım. Asıl mevzu oradan sonra başlıyor. Devleti yaratmak olduğu gibi bir de o devleti eline, elde tutmak da var. Kaldı ki farklı kültürler, farklı dinler de işin içine giriyor. Mesela şu anda benim İskoçya'daki kontlarla düklerle aram çok bozuk. Niye? Çünkü İrlanda'dan İskoçya'yı aldım. Benim kültürüm İrlanda kültürü. Bu adamlar İskoçya kültürü. E biz Kelti Hristiyanız. Bunlar Katolik her taraftan failiz. Yani bu adamlar beni sevmeyecek ve bana karşı her türlü faction kuracak ve şunu isteyecekler. Ben İskoçya'yı geri almak istiyorum diyecekler. Ve bunu yapacaklar. Bunun için de mesela şunu yapabilirsiniz. Diyelim ki mesela İrlanda olarak oynuyoruz. Burayı komple Celtic yapacağız. Ki tavsiye etmiyorum Katolik kalın. <laughs> papayı papayı kullanıyorsunuz. Onu da anlatacağım. Buradan gelirsiniz. Din değiştirme şey. Kontlukta din değiştirmeyi tıklayarak tık 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 buralara koyaraktan dini etkilersiniz. Kültür olarak da e, karakterlerle böyle iletişime geçtiğinizde gereken yerleri tıklayarak da kültür değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece vasalları kontrol altında tutuyorsunuz. Yani ben şu ana kadar tuttum. Tecrübelendikçe bu işler de kolaylaşır. Yeter ki devleti kuransız olun. Böyle bodoslama gidip de çağat diye Bizans'ın başına geçersen seni o koltukta indirirler. Oynanmaz mı? Oynanır. Ama biraz daha tecrübe ihtiyacım var. Öyle söyleyeyim. Papayı kendi aramıza nasıl kullanırız? Heh çok güzel. Mesela açıkçası Fransa'dan geçen gün twitchte Fransa olarak oynuyorduk ve şu Akitanya'yı kurduk. Onun üstünden ben bir örnek vermek istiyorum size. Papayı paraya boğduk. Şimdi bunu nasıl yapacağımı da anlatacağım. Papayı resmen paraya boğduk. Sürekli olarak böyle dedik, Arayı düzelttik. Şurada gençler bir düklük vardı. Evet. Tolus düklüğü. Bu böyle yarım yamalaktı ama parçalanmıştı. Fransa'nın içerisinden çıkmıştı. Biz de o zamanlar, biz de o zaman düktük. O da düktü. Düklük olarak kopmuştuk böyle. Fransa'nın parçalandığı bir durum vardı. Papa'yı etkilemek suretiyle aramızı çok iyi yaptık ve hak iddiası istedik. Ve bir anda öyle tek bir toprak için değil, bütün düklük için tek bir savaşı tek bir savaşta bütün düklüğü alacak bir savaş sebebi. Kasus belli yarattık. Her zaman yapamazsınız. Hatta biz de çok zorlandık. Ne yaparsam yapayım vermiyordu. Sonunda Papa'ya biraz daha para yedirdik etkile yaptık. Semt gift dedik. Hediye gönderdik. Önce buranın dükünü aforoz ettirdim. Aforoz ettikten sonra da bu dinsiz mi Tulus'un başına duracak? Bana ver diyerekten Papa bana o hakkı verdi. Tek bir savaşta o zaman şunun yarısı kadardı. Ya da Provence'de tam olarak hatırlamıyorum ama burada şu büyüklükte bir dük var, düklük vardı. Aynı anda 6-7 tane kontluğu bir anda aldık. O yüzden Papa'yı kendi aranızda kullanmak çok iyidir. Zaten az önce bu yüzden dedim Katolik ol diye. Çünkü çizim, Papa'dan çok büyük kasus belliler çok büyük savaş sebepleri isteyebiliyorsunuz. Bina geliştirmeye nasıl yapılır? Ge getirilir nelerdir? Bundan bahsettim ama çok kısaca bir daha bahsedelim. Gençler tıklıyorsunuz. Burayı seçtiğinizde yükselt dediğinizde zaten detaylarını size otomatik olarak yazıyor. Ayrıca diyelim ki boş olan bir yere tıkladığınızda da yine işte şu kadar paraya şu kadar milis verir. İşte kale seviyesini bu kadar arttırır. Her türlü detay burada yazıyor. Bunları yapın. Lakin neye ihtiyacınız varsa ona göre yapın. Ayrıca soru olarak gelmedi ama şimdi aklıma geldi söylüyorum. Hani az önce e, kralımızı nasıl uzun yaşatabiliriz tarzda bir, bir soru gelmişti. Atlamışım. Mutlak suretle şuradan hekim ara deyip court position bunu yapın. Her daim bir doktorunuz olsun ki ani hastalıklarda tık müdahale edebilsin. Gerçi hoş hastalık geldiği zaman hemen acil doktor bul diyebiliyor ama siz doktoru önceden bulursanız tecrübe yönlüyor daha çok faydası oluyor. Devam edelim sorunlarımızla. Askerlerim düşman topraklarında kendi kendine savaşmadan neden azalıyor? Bunun çözümü var mıdır? Evet askerleriniz böyle çok kalabalık bir şekilde ben diyeyim ki Fransa ile savaşıyorum. Kaldırdım buradan. Ben kaç tane ordu kaldırabiliyormuşum mesela şu anda? 4500'e güç. Farz edin ki 6000 kişilik ordu kaldırdım. Gittim buraları işgal ediyorum. Kendi kendine savaşmadan askerler azalmaya başlar. Niye biliyor musunuz? Eğer buralar yeterince gelişmemişse o kadar adamı kaldıramıyor. Lojistik olarak yemek yetmiyor, su yetmiyor. Haliyle askerleriniz açı, açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Bunun çözümü nedir? Nereye gittiğinize dikkat edeceksiniz. Bir, aynı zamanda da yapması zordur ama orduları şöyle bir tık bölerek parça parça götürüp düşmanı yakaladığınız anda birleştirmek sizin bu sorundan kurtulmanızı sağlar. Ayrıca dediğim gibi özellikle nereye de savaşçısı dikkat edin. Hele hele böyle İrlanda olarak falan oynuyorsanız, İskoçya İrlanda olarak oynuyorsanız şuralara 3000 4000 kişiyle girerseniz gençler ordu 1000 kişiyle zor geri gelir. Yani askerleri düşmana değil, dağ tepeye daha dağ tepeye verirsiniz haberiniz olsun. Benden söylemez. Karakterin saçı, sakalı, kıyafetleri nasıl değişir? Güzel bir soru. Şuradan seçtiğimiz zaman kendi kralımızı bu sizin karakteriniz diyor ama bana seçtirmiyor. Bir dakika ben tekrardan şeye geçeyim. Ee, çıkmadı şimdi ama. Ben oradan yerinden göstereyim. Niye çıkmadığını ben de anlamadım. Normalde çıkması gereken bir menü. Şurada e, karakterinizi seçtiğiniz zaman bir e, makas işareti çıkıyor. Ona tıkladığınız anda... İşte sakal kesme, saç kesme, kıyafet değiştirme vesaire gibi özellikler geliyor. İnanın şu anda niye çıkmadı ben de anladım. Belki toprak değiştirdim ondan olmadı. Ah bir dakika. Aa burada çıkıyor. Burada çıktı. Burada çıktı. Şöyle buradan çıkarttık. Buradan da çıkıyordu diye hatırlıyorum ama. Belki de bir update yaptılar bilmiyorum. Bakın bu menü. Mesela kıyafetleri değiştirelim. İşte başlık, soylu kefi. Mesela kral olduğunu şöyle bir biz böyle kafamıza böyle bir taş takalım. Saçların rengi, sakalı. Bu şekilde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ordunun kalitesi neye göre değişiyor? Parçalı orduları nasıl birleştirebiliriz? Ve bazen vasallar neden asker veriyor? Şimdi diyelim ki önce bu o parçalı orduları nasıl birleştireceğiz muhabbetini yapalım. Hepsini burada toplayalım. Hatta aynı harekette hem bölmeyi hem parçalamayı birleştirmeyi göstereyim. Diyelim ki bu asker çok fazla. İki farklı şeyle götüreceksiniz. Askerlerin harcanmasını istemiyorsunuz. Tak böldüm. Bakın artık burada iki tane ordu oldu. Biri buraya biri buraya gider. Bu arada bakın tıklarken bir kuru kafa çıktı. Nedir bu? Bu şu anlama geliyor. Bu bölge bu kadar askeri kaldıramaz. Az önce bahsettiğim şey. Bir de bunları birleştirmeyi gösterelim. Buna basarsanız da ordular birleşiyor. Ee, kalite neye göre diyor? Şu. Şimdi e, biliyorsunuz gençler ordunun iki parçadan oluşuyor. Bir vasallarınızdan ve kendi topraklarınızdan çağırdığınız gariban köylüler, çiftçiler, e, halk. Bir de sizin kurduğunuz Menat Arms denilen şu düzenli askeri birlik. Her devletin 3 aşağı 5 yukarı oradan buradan topladığı askerlerin savaşma gücü bellidir. Lakin sizin or, ordunuzun asıl kapasitesini belirleyecek olan şövalye sayınız. E, buradaki sayının da fazla olması nispeten iyidir. Buradaki düzenli askeri birliklerinizdir. Bu yüzden Artık bir tık paranız olduğunda şuradan düzenli askeri birlik dediğinizde kuşatmanız için ona gelirler. Bol bowzerlı yaya, eee okçular, atlılar yapın ki ordunuza çeşitlilik gelsin. Böylece hani ben yeni geldim. 6500 kişilik orduyu 5000 kişiyle yendim. Çünkü niye? Ordum çok iyiydi. Adam toplamış dağdan, tepeden Gariban köylüyü getirmiş. Bizim şövalyelerin karşısında pert oldular. Asker kalitesi de bu şekilde hallediliyor. Entrika planlarken neye dikkat etmeliyiz? Orayla nasıl bir bağlantınız olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Konsey üyelerinizi e, planı destekleme şeklinde ayarlamanız lazım. Ve tabii ki de karakterinizin entrika puanının yüksek olması ya da burayı kastırmanız gerekiyor. E, Crusader King 3'te le Republic'ler var mı? İleride gelir mi? Şu an için Republic'ler ve Nomad yani göçebe kabilelerin oynama dinamikleri yok ileride kesin DLC olarak gelir. Hatta haritanın yırtılmışlığından kesin bir Çin DLC'si de gelecek. Benim beklediğim, ilk iki beklediğim DLC o diyebilirim size. Kesin gelecek eminim. Yine DLC'lerle ilgili bir soru. Oyuna yeni bir dönem DLC gelme ihtimali var mıdır? Mesela işte Osmanlı gelir mi? İleriki yüzyıllar gelir mi? Yani açıkçası bu konuda <laughs> bu soruyu ben değil paradoks bilir. DLC gelebilir çünkü CK2'de vardı. Biz böyle Osmanlı'nın beylik olduğu dönemden de başlayabiliyorduk. Ama gelmese bile emin olun bunu mod, bunu mod olarak yapacaklar. Yani DLC gelir mi bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var bunun modu gelecek. Ve bunun modunu getirecekler. CK2'den haritayı kopyalayacaklar, alacaklar. Burada Osmanlı olarak oynayacaksınız. Benden size söylemesi Steam Workshop'ı bence takip edin. Diyorum ve 3 aşağı 5 yukarı genel soruları ben burada bitiriyorum. Sizlerin de kendilerinize özel sorularınız varsa çocuklar Yazın yorum sekmesine. Cevaplayayım. Dediğim gibi bu bir rehber serisiydi. Amacı size oyunu öğretmekti. İnanıyorum ki artık oyunu öğrendiniz. Muhtemel soruları da cevapladık. Tabii ki de başka sorularınız vardır. Yazın. Discord'a gelin. CK3 odası var. Oraya yazın. Ben cevaplarım. Arkadaşlarınız cevaplar. Artık oyunu öğrendiniz. Bu saatten sonra siz kendi oyunlarınızı oynarsınız. Ben de farklı ülkeleri seçerim. Onlarla yeni seriler çekerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.